Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Evet, Sema Nur hoş geldin. Sema Nur Yılmaz. Evet. Arkadaşımız birazdan sınava girecek. Başarılar diliyoruz. Nasıl? Hazır hissediyoruz mu kendimizi? Sağ olun. Ha? Hazırız değil mi? Evet. Hazır hissediyoruz. Evet. Şimdiden başarılar diliyoruz Sema Nur. Birazdan komisyonumuz gelecek. Gerekli aynı derslerde anlattığımız gibi fotoğrafını tabletle çekip motor tanıtımı ve dış tanıtımla başlayacağız. Tamam mı? Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bir sınavda daha birlikteyiz. Komisyonumuz geldi. Kimliğine bakıyor arkadaşımızın. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle diğer başlayalım. Başlayalım. Motor suyumuz, cam silecek suyumuz, motor yağ kapağımız, motor kapağımız, yağ ölçüm çubuğumuz, hava filtremiz, akü, sigorta kutusu, fren hidrolik yağı. Tamamdır. Tamam, teşekkür ederim. Kapatabiliriz. Şimdi lastiklerimizi de kontrol et bakalım. Bagajımıza geliyoruz. Üçgen reflektörümüz, evet. İlk yardım çantamız, hı hı. Yangın cipimiz, şurayı kaldırıyoruz. Yedek lastiğimiz Hiriko kolu, bijon anahtarı çekme demiri. Tamam, çok güzel, teşekkür ediyorum. Öbür tarafta lastiğini kontrol edelim. Aradığımızı yapalım. Yapsın ya değil mi? Hı hı. Sevan Nurcuğum, hoş geldin. Hoş önce bir hazırlıklarını yap. Derslerini tam aldın. Evet. Tamam. Güzel yağımızı biliyorsun. Evet, biliyorum. Tamam, çok güzel. Yani yapacaklarımız zaten derslerindeki aynı, birebir yapıyoruz. Tamam. Biliyorsun sadece birer tane park yapıyorsun, gerisi aynı. Bizi şöyle güzelce aynı hocalarla yaptığımız, kendi çalışmanın olduğu gibi gezdirip geliyorsun. Tabii önce bir içini bir tanıt bakalım. Tamam. Araç mısın? Devir göstergesi, hı hı. Hararet göstergesi, hı hı. Yakıt göstergesi, kilometre göstergesi, hız göstergemiz. Evet. 6 ileri, 1 geri. Evet. Dörtlümüz, hı hı. Kilit, evet. Radyomuz, klimamız. Hı hı. Onun dışında sinyal kolumuz var. Çok önemli biliyorsun. Evet. Onun dışında silecek kolumuz var. Tamam, yeterli. Bu kadar. Heyecanlamayız. Yok değil. Evet, o çok güzel bir şey. Evet. Evet, şimdi hazırsan çalıştıralım arabamızı. Başlayalım sınavımıza. Tamam. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Başarılar. Sağ ol. Arkadaş çıksın. Hiç acele etme. Sakin sakin çıkalım. Sanırım en sonuncu
parkımız boş. Dikkat et bak, aracın çıktığı yere ya da şu ikinci yere de boşmuş. Bak burada yanaşabilirsin. Evet. O tubanı ayarla. Ayarlarını yap, hocalarımız inecek. Tamam mı? İle. Tamam. Tamam. Biz iniyoruz. Dur. Çünkü içeride toplama hakkım var ama yani eğer toplamada da iki tane fazla aşarsanız geçerli olmuyor. İki halinde var. O yüzden tek oturmanız sizin için her zaman daha garanti. İçeride düzeltme yapmanıza gerek kalmaz. Ona göre ölçülerinizi iyi ayarlayın. Normal hayatta da, parkta da tabii bugünden sonrası burasının da tekrarı olmayacak sınavın. Evet. Şimdi tamam mı? Diye eminsin. Tamam değil mi? Hocam tamam mı? Tamamdır hocam. Tamam, teşekkür ederim. Çıkabilirsin şimdi. Şimdi dur bakalım birazdan. Hocalarımız binsin. Dur bakalım burada. Evet. Şimdi bunu çekeyim dış. Evet. Şimdi toparladık. Bir dakika bekleyelim. Şimdi o çıkıyor, o çıkacak. Hangisine gidelim istersin? Tercihim. Tamam, ona doğru yanaş bakalım o zaman. Kendi istediğin nereye yanaşmak istiyorsan, nereye girmek istiyorsan gidelim. Günlük hayatta her an başımıza yani gelebiliyor. Bir sınavda kazayla karşılaştık.
Evet, kazada biliyorsunuz yıllar öncesinde bir komisyonumuz da vefat etmişti. Yani bu sınav falan fark etmiyor. Çalışmada da olabilir. Aynı şekilde bizim komisyon arkadaşlarımızdan da vefat eden olmuştu. O yüzden insanlık hali diyelim. Hocam bir tane istavuz oldu. Unutmayın. Evet hocam. Bir daha istav istemiyorum. Hadi bakalım. Çalıştırsan. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz, tamam mı? Tamam. Devam ediyoruz. Sen normal kalkışını yap. O vitesini heyecanla verdik. Bak kalkışın güzel. Evet. Hatamızı biliyoruz değil mi? Bir almayı unuttuk. Evet, bir almayı unuttuk. Tamam, bunlar sürekli kolay oluyor. Otomatiğe alıştığım için biraz. İşte o ondan sıkıntı. Yani onu evet. Dedim ya debriyaja alışabildin mi diye. El tabi gitmiyor biri vitesi değil mi? Evet. Otomatiklere alışanlar böyle problem yaşıyorlar ilk günlerde. Evde varsa sana eğer madem manuel aldın, evde manuel aracınız varsa biraz manuelle alıştırma. Babamın biraz işte kullandığı araba var. Hı-hı. Bak şimdi buradan tağımızı sonrumuzu kontrol ediyorsun. Ondan sonra çıkalım ki Allah şurada tır çünkü kapatıyor. Dikkat et. Tamam mı? Yolumuzu dikkat edelim. Tamam. Hadi bakalım. Yani neden diyorum? Direkt gene otomatiğe geçersen bu sefer manuel almanın bir anlamı kalmaz. Vitesleri de biraz gene unutursun. O kamyon durmuş bak. Onun yanına geçelim. Dikkat ediyordum ama gitmiyor. İyi bari. Dikkatli ol. Thank you.
Evet. Zaten istopun başka bir sebebi yok. Ben hani istopların bir aldıktan sonra istop etmezsin. Bak az önce nasıl bak bir aldıktan sonra yokuşta bile kalktın gittin yani. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmem ama onu tutmayacaksın işte bu birazcık sınav heyecan diyelim. Bak Sevan'ın bayağı şey şu an odaklı. Evet. Güzel. Ama hocam kamyon da şimdi çıkıverirse sıkıntı olmasın, sıkışmayalım adamı. Adayım heyecan yapmasın şimdi. Öğrencimizi bırakalım. Yani. Sürücü en iyi kararı tabii, sürücü versin. Şoförün işe karışılmaz derler ya. Tamam işte yoksa bu. Konvoya yakalanıyoruz bazen hocam. Evet evet. Şuradan değil mi geliyor evet, hocam? Evet evet. Orada kilitlenip kalıyor zaten. Evet. Özellikle mesai çıkışı. Mesai 6'da mı? 5, 6 buralık kalabalık oldu zamanlarda biliyorsun. En son hocam cumartesi günleri özellikle de o zaman mesai oluyor ya. Evet. En son sınavda bazen onun yakalanıyoruz biz de. Kalabalık oluyor. Ama mecbur artık trafiğin sakini şeyi yok. Siz şoför olacaksanız her türlü kullanacaksınız. İstersen biraz sonra geç. Bak bu araç da dışarıda kalmış. Evet. Yani ben yani kızımız bak şurada bir el evet. Frenine çeksen iyiydi. Yok hocam daha yavaş yavaş. Yani gerçekten yani kullanış olarak baktığımızda hani Sema Nur gerçekten güzel. Toplamaları evet. Güzel, hani dağılmıyor, şeritli koruması güzel. Hani genel anlamda, total anlamda gerçekten sürücün andığın için seni zaten orada uyardım. Kalmanı istediğim için. Ama hani başka belki bir hocamız olsaydı belki orada sinyali seni uyarmazdı ve bırakırdı.
Bu iyiliğimizi de unutma. Hadi geçtim bakalım. Hocam. Hayırlı olsun. Ha, teşekkür ederim. Karar komisyon başkanının. Evet. Yani burada dediğim gibi hani genel anlamda sürüş yeteneğin olarak güzel. Ama tabii ki geliştirmen gerekiyor. Babanla çık. Tamam. Bol bol alıştırmanı yap. Sinyal vermezsen kaza sebebidir. Bunu unutma. Arkandaki sinyal nedir? Niyettir. Sen nereye döneceğini, hangi hareketi yapacağını sinyalle gösterirsin. Dediğim gibi ben olmasaydım, başka bir hocamız olsa belki bu uyarıyı yapmazdı, seni bırakabilirdi. Ama hayırlı olsun diye. Teşekkür ederim. Tamam. Oldu. Görüşmek üzere. Diye. Hadi bakalım. İnelim. Şimdi acil durum